İbrahim hocamız bizim İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi şimdi. Orada tarih bölümünde öğretim üyesi, genel Türk tarihi uzmanı. Yıllarca bu konuda birçok araştırması oldu, özellikle Karadeniz hususunda yayınlamış olduğu birçok eserler var. Bizim için çok kıymetli. Bugün de işte Cumhuriyetimizin 100. yılının son demlerindeyiz artık. Yani bu sonun kapanışı İbrahim abiyle birlikte yapalım dedim. Zira tarih dediğimiz zaman, tarihte Türkler de var, biz onlardan öğrendik. Tarih yazılmaya başladığından beri Türkler var. Şimdi İbrahim abi de nasıl var, bunu biraz daha detaylı olarak öğreneceğiz. Evet hocam, size bırakayım ben. Sevgili kardeşim. Şimdi Çağatay hocam 2023 yılında kapatalım deyince sıra sıra geldik. Çok şükür tarih uydu. Yani bizim öyle bir tarih sıkıntımız var. Tarih uyunca ne konuşalım dedi. Ben de tarihte Türk izini konuşalım dedi. Bugünlerde bu mesele biraz daha da bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesiyle, yaygınlaşmasıyla bu mesele biraz daha güncel bir hale geldi. İşte Türk dünyasının değişik taraflarında, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmaya başladı. Hatta bizim biraz daha hem kurum olarak hem de devlet olarak bizler daha ileride çalışmalar yapmaya başladı. Çünkü önemli kurumlar, mesela Kazakistan'da bir Türk Akademisi var. Devlet ona çok büyük imkanlar ayırdı. Orada tarihçiler, işte arkeologlar, işte etnograflar çok önemli işler yaptılar. İşte en son geçen yıl bulunan Kutlu Karnay'ın yazısı da onlar buldular. Şu anda Türk dünyasının pek çok yerinde kazılar yapıyorlar. Türk tarihiyle ilgili kazılar yapıyorlar. Mesela biz bu konuda çok eksiz, Türk arkeolojisi bizde gelişmemiş ama onlar o bakımdan da bizden ilerdiler. Ben işte Çağatay Hocam'ın daveti üzerine hem bu çalışmalardan bahsediyorum hem buralarda en son bulunan şeylerle Türk tarihini nereye götürebiliyoruz? Tarihte Türk izini nasıl takip edebiliriz? Bu mesele üstüne biraz sizinle hasbihal etmek istedim. Şimdi burada bizim özne olarak edindiğimiz tarihteki Türk izi. Tarihte bu bakımdan iz bırakan çeşitli topluluklar var. Bunlar kimler? Dünya tarihi etkilenmeye bak. Mesela Slavlar var dünya tarihinde etkileyen milletler içerisinde. Yani Ruslar ve onlara akrab olan topluluklar var. İkincisi Anglo-Saksonlar var. İngilizler ve İngilizlere akrab olan topluluklar var. Üçüncüsü Cermenler var, Almanlar var, Almanlara akrab olan topluluklar var. Dördüncüsü Almanlar var, Araplar var. Beşincisi Türkler var. Bunların bir kısmı tarihte etkili olmuş, daha sonra tarih sahnesinde çekilmiş, bir kısmı hala etkili olmaya da devam ediyor ve bununla ilgili aralarında büyük bir yarış var. Mesela Araplar, Hazreti Muhammed döneminde Arap dünyasında siyasi birliği sağladıktan sonra küresel bir güç oldular, dünyaya yön verdiler. Fakat bu çok uzun sürmedi. Daha Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra başladı. Hilafet kavgaları Emevilerle birlikte artık çok büyük bir ayrışmaya sebep olur. Ondan sonra Abbasiler döneminin belli kısımlarında bir canlılık olsa da Araplar dünyaya yön vericilik özelliklerini kaybettiler. Bugün de öyleler. Bugün baktığımızda ekonomik olarak çok büyük güçleri olabilir ama dünya siyasetine yön verebilecek bir bilimsel altyapıları yok, siyasi altyapıları yok ve işte gördüğünüz gibi Arap dünyasında yaşananlarda kim etkili olduğunu, hangi güçler etkili olduğunu biz yakından görebiliyoruz. İkinci bir güç Slavlar. Ruslar ve onlara akraba olanlar. Aslında bu Slavların ve Almanların, Cermenlerin daha doğrusu, mücadele dünya siyasetini etkilemeye başladıklarmış aslında aynı zamanlara denk geliyor. 19. ortalarına itibaren çok aktifler. Ve Sovyet, Ruslar, Slavlar, Sovyet devriminden sonra dünyada iki kutup, dünyanın bir kutbu oldu. Ve 80 yıl boyunca dünya tarihine etkilidir. Bugün hala güçlüler. Cermenler ise 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki ana unsurlardan birisi onlardı. Sanayileşme hamlelerini tamamladılar. Fakat ham madde altyapıları yoktu. Bununla ilgili olarak çok ciddi bir sömürgecilik yarışı başladı. O sömürgecilik yarışında yenildiler.
Ve nihayetinde Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında bu ham madde paylaşımına, sömürge paylaşımına kaynaklanan sıkıntılar vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da önemli bir sürü etkisiz kaldı. Bugün ise Avrupa Birliği çerçevesinde yeniden bir küresel güç olmaya çalışıyorlar. Bölgesel güç oldular. Ancak Avrupa dışında hala çıkarmalar yayılamadı. Anglo-Saksonlar ise özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya hegemonyasını ele geçirdiler. İki kutuplu dünyanın büyük bir kutup onlar şu anda adeta dünyada tek kutup haline gelmiş vaziyetteler. İşte bizim burada en sona bıraktığımız Türkler, acaba tarihte diğer topluluklarla kıyaslandığında nasıl bir iz bıraktı? Burada hani bize kültür ya da tarih kökü olarak denk bu diğer dört topluluk seçti. Bir tek Araplar biraz bize yakın. Onun dışında biz Altın Ordu Devleti çökene kadar Slavların dünya tarihinde etkili olmadığını biliyoruz. Yani ne bileyim işte biz Orman abilerini dikerken İngiltere'de ne var diye bir bakıyorsun, İngiltere'de bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim altın elbiseli adam çıktığında acaba bu Cermen'e ne durumda diye bakıyorsunuz, orman kaldı. Yani hani bizim medeni bakımdan bunların bizim bir karşılığı yok. Yani bizim yaptığımız eserlerin orada bir karşılığı yok. Bir tek bize bunlar da, bunlar içerisinde şey olarak yakın durabilen, medeni bakımdan yakın durabilen Araplar var. Peki biz bu Türklerin tarihi ne zamandan itibaren takip edebiliyoruz? Biz M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren kronolojik olarak, M.Ö. 3. yüzyıldan başlayıp 2023 yılına kadar bunların kronolojik olarak tarihini getirebiliyoruz. Peki kültür tarihini nereden itibaren başlatabiliyoruz biz? Bunlar kültür tarihi yaklaşık günümüzden 6000 yıl önce Türkmenistan'da Aşgabat yakınlarında ortaya çıkan bir kültür var. Anav kültürü olarak biliniyor. Anav kültüründen itibaren biz bu Türk kültür tarihini takip edebiliyoruz ama orada teknik bir problem var. O da şu, bu anav kültürü Türklere mi ait yoksa bir başkası da var mı bunun içinde? Türkler bunun ne kadar parçası? Bu meseleler hala karmaşıklığını devam ettiriyor. Çünkü anav kültüründe beyaz ırkın yanında, yani Türklerin yanında bir de bir sarı görüyoruz. Yani Moğollarla ilgili bir şeyler de görüyoruz. O yüzden hani biz bugün işte Anadolu tamamen bizim kültürümüz diye, kültür tarihimizi oradan başlatamıyoruz. Ama Anadolu kültürü içerisinde biz varız. Peki biz bu kronolojik olarak Türk kültür tarihini nereden itibaren çok rahat bir şekilde takip ediyoruz? Androma kültüründen itibaren takip ediyoruz. Yani o da günümüzden 3200 yıl öncesine dayanıyor. O zamandan itibaren Prakisebal, Altaylı, beyaz ırka mensup bir kültürün şeyini takip edebiliyoruz. Kültüre tarihini takip ediyoruz. Andronova kültürüyle birlikte. Ki geçen yıl onunla ilgili olarak belki de Türkiye'deki en derin toplu kitap yayınlandı. Hatta ödül de aldı, YouTube'a ödülü de aldı. Arkeolojik buluntular içerisinde Andronova kültürüyle birlikte çalışıyoruz. Peki biz bu Türklerin tarih boyunca bıraktığı izi hangi başlıklar altında ele alabiliriz? Benim burada aklıma gelen ilk başlık siyasi iz bırakılan izler arasında. Bu bahsettiğim toplulukların tamamı, dünya tarihine yön veren toplulukların tamamı kendini seçilmiş millet olarak görüyor. Seçkin millet olarak görüyor. Türkler de öyle biliyorlar. En eski yazılı kaynakları var. İşte Orhun abileri. Bir tanesi daha bulundu ama Orhun abilerinden bir öncesi bulundu. Kutlu Kağan yazısı bulundu ama o Lüge Kağan ya da Kültük'ün yazdığı kadar bize ayrıntılı bir tarih metni vermiyor. Orada işte Türkçe kelimeler var, tümen gibi, işte kurtluk gibi kelimeler var ama bizim Lüge Kağan ya da Kültük'ün ya da Tonikök yazıtımızdaki gibi bize bütün bir tarih metni vermiyor. Bir milletin, bir devletin geçmişi ve geleceği hakkındaki öngörülerini sıralamıyor. O yüzden biz tekrardan bu Orhun abilerinden başlıyoruz. Orhun abilerinde bu millet kendini nasıl seçilmiş olduğunu görüyor. Üstte mavi gök yaratıldı, altta Yağız yeri yaratıldı, ikisi arasında Kişioğlu yaratıldı, onların üzerine de benim atalarım oturtuldu diyor. Yani benim atalarım insanlığı yaratmak üzere yönetilmiş bir, insanlığı yönetmek üzere yaratılmış bir kavimdir şeyi var. Anlayışı var, sizin ilk bıraktığınız metinde yer alıyor. Bu metin şu açıdan önemli, biz onun yazıtlarına kadar Türklerin tarihini başka metinlerden okuyoruz, özellikle Çin kaynaklarından okuyoruz.
Onlar size tarif etmiş şekli var. Ama siz bir onunla, abdelerle birlikte ilk kez kendinizi ifade ediyorsunuz. Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve kendinizi orada bir misyon biçmişsiniz. Biz dünyayı yönetmek üzere yaratılmış bir milletiz. Ve bu seçkinlik duygusuyla hareket edip güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar olan her yer bizim olacak diyorsunuz. Ve buna işte rahmetli Osman Turan'ın ifadesiyle biz Türk Can Hakimiyeti mefkülesi diyoruz. Bu İslamiyet önce kısmı var, İslamiyet'ten sonra kısmı var. Ancak bu mesele öyle bir yönetim biçimi haline geliyor ki biz ilk kurduğumuz devletten itibaren yani Asya Hun devletinden itibaren bu bütün dünyayı bir arada yaşatmanın gereğini yapmaya başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Ahmet Taşan'ın güzel bir ifadesi var Türklerle ilgili. Dünyaya hız kavramını kazandıran Türklerdir diyor. Bu da ata ehlileştirmemizden dolayı. Dünyaya hız kavramını kazandıran Türkler gerçekten öyle. Nasıl gerçekten öyle? Kurduğunuz devletlere bir bakıyorsunuz Çin sınırından Macaristan'a kadar kuzeyde Sibirya düzlüklerinde, Sibirya'nın hemen altındaki düzlük bölgede, insan yaşayan uygun bölgede, güneyde de Hindistan'ın kuzeyinden başlayıp, yani bunu Afganistan, Pakistan bölgesinden başlayıp, Suriye'de, Mısır'da işini alacak şekilde, Tarık'ta, Filistin'de işini alacak şekilde, Akdeniz kıyılarına yer alacak bir muazzam bir coğrafyaya yer alacaksınız. Dünyada Türklerden sonra bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılıp devlet kuran ikinci bir topluluk daha yoktur. İşte hani bu güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar olan her yer bizim olacağını, olacak felsefesinin içinde doluyorlar kurdukları devletlerle birlikte. Ve mesela Bizans kaynaklarına bakıyorsunuz. Bizans kaynakları kendi açılarından düşündüklerinde bazı şeyleri anlayamıyorlar. Neden anlayamıyorlar? Mesela İdil boylarında, bugünkü Tataristan'da, İdil Nehri boylarında 350'li yıllarda bir insan topluluğuyla karşılaşıyorlar. Bu insan topluluğu kim olabilir diyorlar. Bunlar 216'da Asya Hun devleti yıkılmış. Oradan kopan 3 grup. Birisi Hindistan'ın kuzeyine gitmiş, Akun devletini kurmuş. Birisi Çin'in kuzeyine gitmiş, Çin'i idare etmiş, Tavdaş devletini kurmuş. Birisi de kalabalık bir nüfusla beraber batıya göç etmiş. On binlerce insan, on binlerce kilometre batıya doğru giderek İdil boylarına geliyorlar ve bunların kim olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve Avrupa'da bu İdil boylarına gelen Türklerle ilgili yazılan kitaplara bir bakın, pek çoğun ismi Atilla ve bunlarıdır. Yıllar sonra bunların o Asya'da yıkılan Hun devletinin bir parçası olduğunu gördüler ama bunu anlayabilmeleri için yıllar geçti. Çünkü onların hafsaraları şunu almıyor. Buradaki bir insan topluluğu nasıl binlerce kilometre bu tarafa gelip buraya yerleşip devlet kurabilir? Bunu anlayamıyorlar. Sonra o Atilla ve Hunları değişmeye başladı. O anlayış değişmeye başladı. Bunlar işte büyük Hun devletinden kopan bir parçaymış meğerse diye. Bunu bir bütün halinde değerlendirmeye başladı. Mesela yine Türk tarihiyle ilgilenenler bilir. Avrupa'da bir Avar problemi vardı. Avar. İşte Çinlilerin Juan Juan dediği Avar var. Göktürk Devleti kurulduktan sonra bunları sürüyorlar Orta Asya'da. Bunlar Avrupa'ya geliyor. Karadeniz'in kuzeyinde. Orada bizim göç yolumuz var. Çok önemlidir burası. Hazar Denizi'nin kuzeyiyle gidip Ural Dağları arasındaki bölge bizim büyük göç yolumuz var. Genellikle oradan göç ederler. Hatta işte bizim Osman Karatay diye bir arkadaşımız da o Türklerin ana yurdunun o İdil bölgesi olduğunu söyler. Özellikle İşte efendim bizim destanlarımızdan yola çıkarak, sözlü geleneklerinden yola çıkarak ama işte orada hocam da çok büyüklü. Oradaki şeyler bize biraz zayıf geliyor ama orada İdil'in önemini vurgulamaya çalışıyorum ben. Avarlar oradan göç etmişler. 557 Orta Asya'dan göç ediyorlar. 570 yıllarda İstanbul'a gelmişler. İstanbul sınırlarına gelmişler. Bizans İmparatorluğu'ndan yerleşecekleri arazi ve vergi istiyor. Belki Bizans İmparatoru bunları yerleştirmişlik arazi verebilir ama bu vergi demek başka bir şey oluyor. Yani bizim üstünlüğümüzü tanıyın diyorlar. Dedi. Tabi Bizans İmparatoru aslında yani biraz gülünç bir şey bu. Neyse bunlara vergi vermiyorlar, yer de vermiyorlar. Bunlar iki İstanbul kuşatması yapıyor. Orada zaten böyle. Yani Bizans kaynaklarında bunlar hakkında çok
abartılı şeyler anlatılmaya başlıyor. İşte bu avarlar kim diye bunu merak ediyorlar, araştırmaya çalışıyorlar. E şimdi aynı problemle karşılaşıyorlar. Orhun bölgesinde yani bugünkü Moğolistan'dan bir grup 557'de sürülüyor. Bunlar nasıl 13 yıl sonra Bizans İmparatorluğu sınırına ulaşabiliyor? Ahmet Bey'in dediği yere geldik. Tamam. Dünyaya hız kavramını kazandıran Türkler. Böyle geniş bir yayılım alanları var. Ve bu geniş yayılım alanları içerisinde dünyanın bu kadar farklı bölgesinde devlet kurup farklı insanlarla yaşayan, onları kendi çatısı altında yaşatan ikinci bir devlet, ikinci bir millet daha yoktur. Ve bu bakımdan dünyada artık herkes şunun hakkını vermeye başladı. Türkler devlet kurma tecrübeleriyle dünyada farklı bir yer kazanmıştır. Şimdi bu devlet kurma öyle bir şey ki, siz siyaseten bir yere gidip oraya ele geçirmeniz belki belli bir süre bir şey ifade edebilir. Oraya hakim olabilirsiniz. Ancak sizin orada bulunan halkla kendi aranızda bir bağ kurmanız lazım. Bu bağ kuramazsanız sizin oradaki hakimiyetiniz belli bir süreyle sınırlı kalabilir. Örnek işte Fransa'nın Cezayir'deki hakimiyeti gibi. Örnek İngiltere'nin Hindistan'daki hakimiyeti gibi veya Mısır'daki hakimiyeti gibi. Ama sizin oralarda biraz daha köklenebilmek için oradaki insanlarla bir bağ kurmanız lazım. İşte bu bağ da Türklerin bu dünyayı yönetme iddialarının içini doldurduklarını gösteriyor. Ne yapıyorlar burada? Gittikleri yerlerdeki insanların günlük yaşayışlarına çok fazla karışmıyorlar. Gittikleri yerlerdeki insanların inanışlarına çok fazla karışmıyorlar. Gittikleri yerlerdeki insanların geleneklerine çok fazla karışmıyorlar. Bu insanlar ikinci sınıf vatandaş olarak görmüyorlar. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Mesela Atina döneminde Avrupa Hunlarına bağlı toplulukların, farklı toplulukların sayısı, Türkler dışındaki toplulukların sayısının 45 olduğunu söylüyor. Ki özellikle Atina'nın şu 452'de Batı Roma'ya diz çöktürdüğü bir Galya Seferi var. Bu Galya Seferi sırasında Hun ordusunun büyük bir kısmı Türk olmayanlardan oluşuyor. Şimdi bu Türk olmayanlar bunlarla birlikte Roma'ya neden sefere çıkıyor sorusunun cevabını bulduğunuzda o yönetim anlayışının da cevabını buluyorsunuz aslında. Bunlar o devlet kendi devletleri gibi benimsemeseler gidip Atilla'yla birlikte bir sefere çıkarlar mı? Çıkmazlar. Bunun bir benzerini biz nerede görüyoruz? Hazar Devleti'nde görüyoruz. Hazar İmparatoru, Hazar Kağan'la 45 tane farklı krallığı diğeri topluluktu. Krallığın ve devletin Hazar Kağan'ına bağlı olduğu yazılıyor. Hazarlar hareketin çok ilgisini çektiği için pek çok insan onun adına araştırma yapmış. Ve Hazarları bizim Türklerin kurduğu devletler içerisinde şöyle bir yere kuruyorlar. Romalı tarihçiler üç tane şeyden bahsederler. Barış döneminden bahsederler. Bunlardan birisi Pax Romaica yani Roma Sulhu, Roma Barışı. İkincisi Pax Hazarica, Hazar Barışı. Üçüncüsü de Pax Mongolica, Moğol Barışı. Bu aslında ticari bir terimdir. Çünkü Roma İmparatorluğu'nda da imparatorluğun bir bölgesinden girdiğiniz zaman en sonuna kadar, uç noktasına kadar Roma İmparatorluğu'nun güvencesinde ticaret yaparsınız. İkinci bir vergi ödemezsiniz, işte mallarınız, yağmalarınızla tazmin edilir vesaire. Hazar ülkesi de böyleydi. Moğol ülkesi de böyle. Yoksa Moğolları çok sevdiklerinden Pax Mongolica demiyorlar bence. Moğol Barışı demiyorlar ama bir ticaret sulhu sağladığı için diyorlar bunu. Fakat orada bizim devletimiz aslında, Hazar devleti aslında çok önemli bir şey var. O da şu, dünyada Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar aynı devlet çatısı altında barış işçisi içerisinde nerede yaşamışlardır diye rol model arıyorlar. Hemen şeye bakıyorlar, Hazarlara bakıyorlar. Hazarlar böyle gerçekten işte devletin başkentinde, Belencer'de büyük bir meydan var. O meydana açılan üç tane mabet var. Caminin kapısı da oraya açılıyor, havranın kapısı da oraya açılıyor, kilisenin kapısı da oraya açılıyor. Böyle bir model geliştirmişiz. Biz bunun bir benzerini nerede gördük? Bu Yugoslavya dağıldıktan sonra tarihçiler hep şeyi araştırdı. Acaba bu işte Sırplarla Boşnaklar,
Yunanlılar var, Makedonlar, Hırvatlar da işte Yunanlılar. Hiç daha önce çatışmadan bir devlet çatısı altında yaşamışlar mı diye merak ettiler. Ve Osmanlı Devleti'nin örneğini gördüler. Osmanlı zamanında bunlar birbiriyle çatışmamış. Osmanlı bunlar birbiriyle çatıştırmamış. Ve hatırlayın bu 1990'lı yılların sonunda işte Osmanlı idare modeli veya Osmanlı yönetim modeli gibi pek çok kitap yayınlandı. Aslında Osmanlı kendisi bir model uydurmadı. Ta bunlardan beri gelen bir modeli kendi sistemine tatbik etti. Yani Osmanlı millet sistemi dediğiniz şeyle aslında bunların uyguladığı millet sisteminin çok fazla birbirinden şeyi yok, farkı yok. Bunların devlet meclisine işte farklı dinlerin temsilcileri, farklı boyların temsilcileri onları temsil etmek için giderlerdi, katılırlardı. Şimdi Osmanlı neyi temsil ediyordu, neyi alıyordu orada? Osmanlı mesela Ortodoks Ermenilerin temsilcisini cemaatinin sorumlusu olarak kabul ediyordu. İşte benim Musevilerin temsilcisini cemaatinin sorumlusu olarak kabul ediyordu vesaire. Ama hani illa o bölgeden, o coğrafyadan rol model olacaksa Osmanlı ile Avrupa Hunların Atilla'nın uyguladığı model arasında çok fazla bir fark yok. Atilla'nın şeyine bir bakıyorsun, Maliye Bakanı'na bir bakıyorsunuz. Yani devletin parasını teslim eden ettiği adama bakıyorsunuz, Türk değil. Anlatabiliyor muyum? Bir başkası. Ama ne yapıyor? Onu kendi şeyi içerisinde kullanabiliyor. Sistemi içerisinde kullanabiliyor. İslam dünyasında ise bizim çok çarpıcı bir örneğimiz var. O da şurası. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra İslam dünyasında o merkezle yani Medine'deki halifeyle, halifelikle böyle rekabet işine giren bir bölge var. Suriye-Mısır bölgesi. Burası çok zengin bir bölge. İşte Hicaz'dan 1 milyon altın vergi toplanıyorsa Mısır'dan 5 milyon altın vergi toplanıyor. Böyle güçlü bir bölge ekonomik bakımdan. Ve Muaviye'nin Şam valiyle birlikte de siyasi bakımdan da ön plana çıkan bir yer oluyor. O Suriye-Mısır bölgesi. Ve dikkat ederseniz Emeviler de halifeliğini o bölgeye taşıyorlar zaten. Halifelik merkezini. Şimdi bu Suriye-Mısır'da Emevilerden sonra o bölgede hiç şey eksik olmadı. Ayrışma eksik olmadı. Yani Hicaz'ın otoritesini tanımadılar. İşte efendim biz Haşimoğulların veya Kureyşlerin idaresini kabul etmeyiz diye. O hep orada bir ayrıcalık çıkardılar. Ve Araplar kendi içerisinde bir başkasının, bir başka Arap kabilesinin idaresini tanımayacak bir hale geldiler. Aslında Peygamber Efendimiz ortaya kaldırmaya çalıştı. Asabiyeydi bu ama o da defnedilmeden bu asabiye ruhu tekrar ortaya çıktı. Orada bir ayrıcalık oldu. Ve o bölge İşte Abbasiler zamanında da kopuktu. Şeyden, merkezi yönetimden kopuktu. Kendi başlarına hareket ediyorlardı. Etme eğilimi içindeydiler. Abbasiler zamanında Türkler önce askeri olarak onlar hizmetine bulunmaya başladılar. Komutan olarak. Fakat orada büyük başarılar kazanınca vali olarak görev yapmaya başladılar. Ve bizim Abbasilerin zayıflama döneminde Mısır'da görev yapan valilerimiz belli bir süre sonra orada bağımsız devletler kurdular. Ve ilginçtir, bir başka Arap kabilesinin bile idaresine girmek istemeyen Suriyeliler, Mısırlar, Türk devletlerinin idaresine yaşamaya başladılar. Ne zamandan itibaren? Tolunoğulları döneminden itibaren. Tolunoğulları İşidiler, Eyyubiler, Memlükler. Bunlar Batı Türklüğünün bir parçası olarak orada Osmanlılara kadar Suriye ve Mısır'da Türk hakimiyetini devam ettiren devletler. İşte bugün bakmayız işte efendim Selahaddin Eyyubi Türk müdür, Kürt müdür filan tartışmalarına veya işte efendim Memlük Devleti'ne işte efendim hep bir başka filan devlet isimleri var. Yok Çerkez Devleti'ymiş, işte yok efendim işte Kölemen Devleti'ymiş filan. Adamlar devletini devleti Türkiye olarak tarif ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tarif ediyor. Şimdi o Tolunoğullarla birlikte başlayıp Osmanlılarla birlikte devam eden en son işte Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla bizden ayrıldı o bölge. İşte oradaki idaremiz bizim İslam dünyasındaki idare anlayışımızda böyle benimsendiği bir örnek olarak çok kıymetlidir bizim için. Dünyanın her tarafında biz bunun örneklerini verebiliriz. Ancak geriye dönüp baktığımızda biz hem
dünyanın bu kadar geniş coğrafyasında devlet kurmuş. Her kurduğumuz bu devletlerle oralarda köklü siyasi izler bırakmış. Mesela işte Ruslar devlet kurma denilen şeyin ne demek olduğunu Türklerden öğrendiler. Altın Ordu'dan öğrendiler. Ondan sonra Knezlikleri bıraktılar. Merkezi bir devlet halinde birleşmeye çalıştılar. Avrupa'da bunlarla baş edemeyen topluluklar dediler ki biz bunlarla tek başımıza mücadele edemeyeceğiz. Yani o kontluklar, derebeylikler bir kenara bırakıldı. Bir bloklaşma başladı. Roma-Cermen İttifakı. C'ye karşı, bunlara karşı. Ve biz bu Roma-Cermen İttifakı'nın 2. Dünya Savaşı'na kadar devam ettiğini görüyoruz işte. Büyük Roma-Cermen İmparatoru olarak 2. Dünya Savaşı'na büyük bir ittifak yapmışlar. Siyaseten böyle bir yaygınlığımız var bizim. Dünyada hani bugün İngilizler kendilerini Güneş Doğmaz İmparatorluk olarak adlandırıyorlar. Hani bizim bu kurduğumuz devletler açısından düşündüğünüzde işte onların modern çağdaki uyarlaması gibi görebilirsiniz ama şey değiller. Hani bizimkiler en azından coğrafi bakımdan mukabil olabilecek bir durumda değildir. İkinci bir mesele, bu bahsettiğimiz topluluklar içerisinde siyasi izden bahsediyoruz yine. Türkler kadar biz de biz dünyayı idare etmek üzere yaratıldık iddiasının içinde olduğuna ve ikinci bir topluluk daha yoktur. Çekildiğimiz yerlere düşün. Yani Türkleri bırakıp başkaları idare ettiği yerlerini düşün. Oraların başına neler geldiğini düşün. Benim bu anlatmak istediklerimi anlarsınız. Örnek Balkanlar. Örnek Orta Doğu. Anlatabiliyor muyum? Hani biz burada Osmanlı ya da hani Türklüğü yüceltelim diye bir şey söylemiyoruz. Sadece bunlar çekildikten sonra ne oldu diye bir bakın ne demek istediğimizi anlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Şey hiç bitmiyor. Oralarda karmaşa, oralardaki sıkıntı hiç bitmiyor. Bitmeyecek. Öyle geçiyor. Bizim ikinci bir izimiz daha var. O da şimdi bizim kendimize has bir tarzımız var. Bugün de öyle. Bugün de öyle. İşte soruyorlar ya işte uluslararası toplantılara gittim. Ya işte Türkiye şöyle böyle diyorsunuz falan. Hani nükleer silahınız yok, ne bileyim, uzay teknolojileriniz yok. Siz nasıl böyle bir şey, hani büyüklük iddiasına bulunabilir? Bizim de kendimize göre bir tarzımız vardır. Sen anlatabiliyor musun? Bu tarzımız nedir mesela? İşte bir İHA'larla, SİHA'larla dünyada savaşma tekniğini değiştirdik biz. Savaşların gelişim seyrini değiştirdik. Anlatabiliyor muyum şeyde? İşte belki bir savunma sistemimiz yok hala. Belki işte efendim kendi uçaklarımız, savaş uçaklarımız üretilmiyor falan. Bakınlar, bunlar da bir şeyi değiştirdik aslında. Bizim tarzımız ne bu bakımdan? Çinlilerden başlamak üzere irtibatta bulunduğumuz topluluk olduğu için söylüyorum. Dünyada bizim çevremizde ne kadar topluluk varsa bizimle temasta bulunan Türk askeri sistemini örnek alarak ayakta durmaya çalıştılar. Bu bakımdan da dünyaya bir şey sağladık, bir yön verdik. Orada tabii bu askeri bakımdan yön verirken dünyadan ileri olduğumuz şeyler vardı. Mesela neydi? İşte Çinlere üstünlük kurmamızda, ne bileyim Anadolu'ya geldiğimizde Romalılara üstünlük kurmamızda işte her yere gittiğimizde biz bununla karşılaştık. Biz onlardan teknoloji olarak çok üstündük. Neydi bu teknoloji? Biz dünyada atı elleştiren ilk topluluk, süvari ordulara sahip olan ilk topluluk. Askeri bakımdan düşününce dünyada tarihin hiçbir zamanında, hiçbir yerde bir piyade ordusunun, bir süvari ordusunun yenme ihtimali yoktur. O yüzden mesela Çinler bizim 10 katı büyüklüğümüzde bir orduyla beraber geliyor ama bizi yeniliyorlar. Çünkü niye? İşte efendim biz süvari ordularımızda onlara 50 metre uzaktan onların bütün silahlarını, askerlerini etkisiz hale getirip hiç yakın dövüşe girmeden onlara üstünlük kurabiliyordum. Hatta işte aramızda öğrencilerim de var. Diyor, dersleri anlatırken biraz da gülerek anlatır. Mesela Anadolu'ya ilk geldiğimizde işte efendim Çağrı Bey'in ordusu 3000 kişilik bir ordu. Keşif ordusu. Yani bir yere almaya da gelmemişler. Bizim karşımıza çıkanlar klasik bir şekilde çıkıyorlar. Yani büyük oranda piyade askerleri, büyük zırhları var, işte büyük mızrakları var, kalkanları var, kılıçları var, işte efendim
geleneksel savaşlarda iki piyade ordusu birbirle savaşır. Üç gün sürer, beş gün sürer. Kim kimi yenerse ondan sonra savaş biter. Yani bizimkiler tamamı süvari. Çok az zırhlar, zırhlar var. İşte efendim, ok atıyorlar, oklarıyla bunları 50 metreden şey yaptılar, imha ediyorlar da. İlk karşılaştıkları ordu, kalabalık bir ordu aslında. Van'dan çıkmış bu ordu. Van'a geri döndüklerinde orada çok az insan kalmış. İşte Van'daki Ermeni köye soruyor. Bunun vaziyetinde düşmanımız çok mu kalabalık diyor. Yok diyor, değil diyor. Niye bu hale düştünüz diyor. Bizim karşılaştıklarımız insan değil diyor. Hani diyor İncil'de diyor, anlatılır ya diyor, kıyamet günü doğudan bok babok isimli bir topluluk gelecek. İşte onlar bütün inananları kılıçtan geçirecek. Daha sonra İsa babamız, İsa Mesih gökyüzünden gelecek. Bütün inananları kurtaracak diye anlatılıyor. Evet, işte onlar geldi diyor. Türklerin tarih boyunca hani uğradığı iftiralardan birisi de budur. Gok magok veya Yecüc Mecüc iftirası. O da buradan kaynaklanıyor. Yenememişler, şey yapamamışlar. Birdenbire kıyamet alameti olarak görüyorlar. Niye? Hayatlarında ilk sefer at üstünde ok atan bir insana rastlıyorlar. Hayatlarında ilk sefer ak üstünde geriye dönüp ok atan bir insana rastlıyorlar. Bu tabii diyor. Hayatlarında ilk sefer bu kadar hareketli bir şeyle şimdi tabii onlar bunu algılamakta zorluk çıkıyor. Halbuki onu anlatan tarihçi asker olsaydı derdi ki yani bunun yenmesi mümkün değil. Hani bugün ne bileyim bir piyade tüfeğiyle savaşan askerlerin zırhlı birliği yenmesi mümkün mü? Tankla vesaire savaşması mümkün mü? Değil. Veya ne bileyim topçu birliklerin işte F-16'larla uğraşması mümkün mü? Değil. Bu da öyle bir şeydi. Ve bu bakımdan, askeri bakımdan herkes bizi örnek almaya başladı. İşte Türk Kara Ordusu'nun kuruluş yeri 2200 yıl önce denir ya, Metehan'a gidiyor işte bu. Metehan'ın kurduğu Kara Ordusu, onun sistem, bugün dünyanın bütün orduları tarafından örnek alınan sistem. Yine işte başta Çinliler olmak üzere herkes Türk ordusunu taklit etmeye çalıştı. Ve bizim süvari kıyafet olarak giydiğimiz kıyafet yaygınlaşmaya başladı. Pantolon, ceket, dünyaya bu pantolon, ceket kavramının kıyafetini gösteren Türkler bizim süvari kıyafeti. Deri pantolonlar, deri ceketler. Ondan sonra herkes kıyafetlerini değiştirip böyle kıyafetler giymeye başladı. Süvari ordusu kuranlar. Daha sonra oku yaya öğrenmeye başladılar. Yeni bir silah olarak, yeni bir savaş tarzı olarak. Savaş taktiklerimizi öğrenmeye başladılar. Ve bakın, bugün dünya tarihini değiştiren büyük savaşlar var. Mesela Moğol ordusu bunu her gittikleri yerde yapmış, Avrupa'da yapmış. Şimdi üzücü olanı Anadolu'da da yapmış. Köse Dağı'nda bizi, Türkiye Selçuklularını bunların sahte çekilme takviyle yenmişler Moğollar. Bizimkilerin ne kadar kendi kimliğinden uzaklaştığını düşün. Moğolların binlerce yıllık Türk yerlerini yaparak ne kadar büyük bir zafer kazanmış. Bunu gitmişler Avrupa'da da kalka haberinde yapmışlar vesaire. Pek çok ki bunu uygulamışlar. Tabii biz bunu ne zamana kadar devam ettirdik, bu gücümüzü ne zamana kadar devam ettirdik? Ateşli silahların icat edilmesine kadar biz bu gücü, üstünlüğümüzü devam ettirdik. Aslında ateşli silahlar icat edilince başlangıçta biraz takip edebildik işi. Fakat özellikle bu Avrupa'da silah sanayinin değişmesi maalesef bizim bu askeri gücümüzün kaybolmasına sebep oldu. Yavuz Sultan Selim'le Toman Bey arasında geçen bir şey vardı ya, Mercidabık Savaşı'ndan sonra. Toman Bey'e soruyor, ben seni diyor niye yendim diyor Yavuz Sultan Selim. Sizin askerleriniz bizden daha iyi savaşır. Yok diyor, senin askerlerin en az bizimkiler kadar kahraman diyor. Sen benden daha büyük bir başkumandansın değil diyor. Sen de en az benim kadar büyük bir başkumandansın. Peki diyor, ben cevabı bulamadım, sen söyle o zaman hükümdarım diyor. Diyor ki, benim ordumdaki toplar diyor, tekerlekli araçlarla taşınıyor diyor. Yani hareketli toplu diyor. Onu istediği yere kurabiliyor diyor. Memlük ordusundaki toplar ise sabit. Yani bir şeyle çekilmiyor. Ve bunlar Yavuz'un çölü geçeceğini tahmin edememiş. Topları Akdeniz tarafına doğru yönlendirmişler. Tamam mı? Yavuz'un ordusu gelince o topları çevirip de Osmanlı ordusunu bombardıman edemiyorlar. Anlatabiliyor muyum şeyde? Yavuz diyor ki sen buradan kaybettin diyor. Peygamberimizin bir şeyi var ya diyor. Düşman ordusuna, düşmana diyor onun silahının daha iyi bir silahla mukabele edin emri var diye diyor. Sen onu diyor ihmal ettin diyor, o yüzden ben seni yendim diyor. Ve biz modern zamanlara kadar
asili bakımından da dünyaya şey verdik. Örnek olduk. Ve üçüncü bir mesele var. Bu en çok tartışılan mesele ve bizi hani dünya uygarlık tarihinde farklı bir yere koyan bir mesele. Dünyanın büyük üniversitelerinde bir uygarlık tarihi serileri vardır. O uygarlık tarihi serilerinde herkes anlatılır, her yer anlatılır, bütün ülkeler anlatılır. Fakat pek Türklerden bahsetmez. Her şey vardır ama bir olmayan Türklerdir. İşin ilginci, o eserleri yazanlar, hani Türklerin bu biraz önce bahsettiğimiz siyasi vasıflarını överler. Yani bunlar devlet kurucu bir topluluktur. Askeri vasıflarını da överler. Çünkü yani onlara karşı bir şey yapamamışlar. Bunun ezikliği altındalar. Ama bu medeni vasıflarla ilgili bir kelam bile etmezler. Hatta çok ilginç bir kitap var. İşte Amerika'daki bu Türkologlar hazırlamışlar. Erken İç Asya tarihli bir kitap. O kitabın ön sözünde aslında kitapta daha sonra anlatacakları şeylerin bir özetini yapmışlar aslında bir cümleyle. Diyor ki Türklerin tarihi eşittir barbarlığın tarihidir. Medeni bakımdan siz böyle bir yere konulmalı. Türklerin tarihi barbarlığın tarihi diye. Diyor çok uzunca bir süre böylece okutuldu, böylece devam ettirildi. Ne zamana kadar devam ettirildi bu? Bu 1925'e kadar yazılı eserler üzerinden böyle şeyler 1925'te iki tane Rus Harekoğlu Altaylar'da denizden 3000 metre yüksekliğinde bir kurgan buldular. Ve bu kurgan üzerine yaklaşık 50 yıl çalışıldı. Çünkü her katmanda aşağı doğru yeni şeyler buldular. Ve 1945'te o kurganla buldukları halıyla ilgili bir yazı yayınlandı. Bu kurganın adı Pazırı Kurganı. Orada bulunan halı da Pazırık halısıydı. Pazırık halısı M.Ö. 5. yüzyıla ait ve bu zamana kadar ele geçen dünyanın en eski halısı. Şimdi Rudenko, işte o halıyı bulan arkeolog, halıyı anlatıyor. İşte genişliği şu kadardır, uzunluğu şu kadardır, üzerine desenler şu diyor, şundan şu diyor. Hepsini aynı olarak anlatıyor. En sonunda söylemesi gereken bir cümle var. Bu kadar anlattıktan sonra. En son söylemesi gereken bir cümle var. Onu söylemekten imtina ediyor. İster siz buna bilimsel korku deyin olabilir. İster siz buna ideolojik bir maksat deyin. Onu da söyleyeceği son cümle şuydu. Bu halı yani dünyanın en eski halısı Türk halısıdır demesi lazım. Çünkü onların hepsini anlatıyor. Geri kalan her şeyi anlatıyor. Mesela ben işte Çağatay Hoca'dan bahsedeceğim size. 1.80'in başında. Yapışık. Uzun saçlı, gül saçlı falan filan bir adam diyorum. Anlıyorsunuz kim olduğunu. En son işte bu Çağatay Tufan diyeceğim. Onu demiyorum. İşte bu dememenin sebebi acaba bilimsel bir hani o zamana kadar dünyada hep böyle şeyler yazılmış. Ben bu dünyanın en eski halısı Türk'tür ait dersem hani bilimsele bakımdan komik duruma düşer miyim? Korkusu olabilir mi? Olabilir. Ama bu zayıf bir ihtimal. Zayıf bir ihtimal. Asıl orada şey olan ne biliyor musun? Bence İdeolojik korku. İşte bugün hala girinçeye ya üzerinde dağ keçisi motifleri var. Geyik motifleri var halının üzerinde. Halının ilmek atma şekli. Dünyada her toplumun bir ilmek atma şekli vardır. Türk ilmek atma şekli. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi biraz Türk kültürüyle ilgili bir şeyler okuyanlar yaban dağ keçisi motifini dünyada sadece Türklerin kullandığı başka hiçbir yerde yok. Hatta bizim Serkan Bey'le ortak bir dostumuzla hocamızla sohbet etmişti. Cengiz Alimar'da meşhur bir dinci var. Cengiz Hoca bütün Türk dünyasını gezdi. Oradaki mağara resimlerini hep dağ keçisi sembollerini görünce işte bir bilimsel makalede bir şey yazdı. Aslında Türklerin sembolü Bozkurt'tan daha çok bu dağ keçisidir falan. Bozkurt mitolojiyle ilgili bir şey. Ama hani kaya resimlerinde dağ keçisi gördüğü için işte bu daha biraz daha şeydir dedi damgalarda. Kaya resimlerinde hep o şeyi gördüğü için dağ keçisi biraz daha şeydir dedi, önemli bir semboldür dedi. Gazeteciler hemen adamı şey yaptılar, makaraya aldılar. Türklerin milli sembolü kurt değilmiş, keçiymiş falan bir şeyde böyle.
onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor dediğin ama doğruydu. Bugün dünyada hani herhangi bir yerde bir buluntu çıktığı zaman üzerinde dağ kesme, abi Türklerden kalmış diyorlar, şey yapıyor hemen. Orada mesele kendinden hallolmuş oluyor. Bunu buldular, şey yaptılar. O 1945'te işte insanlar bir şey söyledi ama ya dedi bu şeyi ne yapacağız diyoruz. Pazarı karısını ne yapacağız dediğimiz zaman ya işte o aslında Türklere ait değilmiş ile ilgili önermeler üretmeye çalışıyor ama çok da fazla başarılamıyor. Çünkü hala sevmiyor. Şey. Evet. Onun dibinde bir tasın içerisinde de runik olarak adlandırıyorlar ama işte runik yazısı Göktürk alfabesinin en eski şekliyle yazılmış orada. Şey, ona bakıyorlar. İşte o da onun hangi uygarlık dairesi olduğunu gösteriyor. Sonra dünyada o medeniyet algısını değiştiren, Türklerin işte barbarlığı algısını değiştiren ikinci bir mesele oldu. Böyle hani insanların gözüne sokabileceği bir mesele. O da şu. Şimdi Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da, oralarda, bizde de var da hani bizde çok fazla şeye gidilmiyor. Genellikle bu Kalkanca tarafında oluyor. Hani bir şeyler inşaat yapılacak zaman inşallah altından taşmaz çıkmazlar diye, tamam mı? Sit alanı şeyi var bizde. Yani. Oraların hepsinde var. Yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da bir ben şuraya inşaat yapmak istiyorum dediğiniz zaman önce arkeologlar gelip kontrol ediyorlar orayı. Ondan sonra izin veriyorlar. İşte 1972 yılında Kazakistan'da Almaty yakınlarındaki bir kasabada bir vatandaş ben buraya ev yapmak istiyorum diyor, gidiyor, arkeologlar gidiyor bakıyorlar ki sen buraya ev yapamazsın diyorlar. Neden ev yapamayız diyorlar, burası kurgan diyorlar çünkü. Kurgan diyorlar, ev yapamazsın diyorlar ve o kurganda bir kazı yapıyorlar. Kemal Akşehir başkanlığındaki bir arkeolog heyeti o kurganda bir kazı yapıyor. Ve o kazıda bir ceset buluyor. Mumyalanmış bir ceset. Cesedin üstünde de altından bir elbise var. Sene 1972. Ve o altından elbiseli cesetin yanında pek çok altın, gümüş, bronz eşyalar bulunuyor. Ve altında da bir kap içerisinde bir yazı bulunuyor. O yazıyla ilgili pek çok okuma teklifi var ama bir tanesi şu, Tigin 23'ünde öldü, Esik halkının başı sağ olsun. Esik o kasabanın adı, Tigin de işte prens. Demek ki o şehri yöneten kişinin cesetiymiş o. Altından elbise, M.Ö. 5. yüzyıla ait bu elbise. İnternete girip baktığınızda başlık kısmı ve çizme kısmı dökme altın. Elbise kısmı ise böyle sanki şişede ip takmışsınız da bir elbise örmüşsünüz gibi, bir kazak örmüşsünüz gibi. Altın biliyorsunuz çok kırılgan bir metaldi. Su altını o zamanlar nasıl işiyorsunuz da ondan böyle bir elbise örebilecek kadar onu bir şey haline getiriyorsunuz, kıvamlı hale getiriyorsunuz vesaire. Tabii o altındaki o kabın içerisindeki yazı bir, yazı bir. İkincisi orada bulunan ve hala bugün Kazakistan Milli Müzesi'nde bir şeyi sergileniyor, kopyası sergileniyor. Kazakistan Merkez Bankası'nda şeyi orijinali. Efendim o Esik'e gittik, Esik Müzesi'ndeki şeylerini gördük onların. Kopyalarını gördük. İskitler döneminden kalma bir altın elbise. Günümüzden 2500 yıl öncesine ait bir elbise. Bugün Kazakistan'ın milli sembolü haline geldi Nazarbayev zamanında. Çünkü Nazarbayev Ruslarla bir sıkıntıya düşün de şey demişti, Putin demiş ya siz Kazak Hanlığı'ndan beri buradasınız. Yani 18. yüzyıldan beri ancak buradasınız. Sen burayla ilgili ne tarih şeyi iddia ediyorsun demişti. Hakkı iddia ediyorsun demişti. Ondan sonra Kazaklar milli şey, sembollerine koydular o altın elbiseli adamı. İşte efendim onunla ilgili paralar bastırdılar vesaire. Bugün kendilerini orada İskitlerin mirasçısı olarak kabul ediyorlar. Ve bununla ilgili pek çok örnek görülmeye başlandı. Nerelerde görülüyor? İşte Türk dünyasını gezenlerin hepsi bununla ilgili o kadar çok örnekle karşılaşıyor ki. Sadece ben
o Esik kasabasına, yani o altın elbiseli adamın bulunduğu yere gittiğinde o kurgan gibi 8 tane daha kurgan gördüm. Koca bir arazide. Dedim buralara niye şey yapmadın dedim. Buralar kurgan değil mi? Kurgan dediler. Niye buralarla ilgili çalışmadın dedim. Bizim buralarla ilgili çalışmadık. O kadar çok arkeologumuz yok dediler. Biz şu anda biz bütün arkeologlarımız Göktürk dönemi kazıları yapıyorlar dedi. Daha İskitlere gelmedik dedi. Çünkü Göktürkler onlar için Göktürk devletinin de merkezinin Kazakistan'da olduğunu iddia ediyorlar. Şu anda biz Göktürk dönemine yoğunlaştık dediler. Şey yaptık. Bütün arkeolojik ekiplerimiz orada çalışıyor. İşte biraz önce söyledim ki Moğolistan'daki bu yazıtı bulan da şeylerdi. Bu Kazakistanlı ekipti. Bilimler Akademisi ekibiydi. Başka işte Türk dünyasının her tarafında böyle bir şey problemi var. Hani araştırma yapılamama problemi var. Çünkü arkeoloji bu bakımdan iyi bir ekip isteyen bir şey. Bir arkeolog grubu bir yere girdiği zaman o kazıdan çıkmalar onun 20 yıldan aşağı değildir. Kırgızlar, Kırgızistan'dakiler 2 yıl önce bir şey bulmuşlar. Şimdi gittiğimde görme fırsatı buldum. Altın elbiseli adamın aynısının bronz elbiseli. Kırgızistan'da bulmuş. Onu sordum hocam. Dedim niye bu bronz dedim. Şimdi bazen ganimetlerle vesairelerle altın o kadar çoğalıyor ki gümüş ya da bronz altından kıymetli hale gelebiliyor. İşte dediler ki bu şu tarihte yapılmış bir şey dediler ve o zamanlar hani buralarda çok ganimet vardı. Bu bronz altından daha kıymetli olabilir. O yüzden bronzdan yapılmış olabilir dediler. Serkor Hoca'nın dedi onlar fakir şeyinde bir kenarda tutalım ama hani onların izah ettiği şey bu. Hani o zaman diyor şey diyor bronz diyor altından daha kıymetli o yüzden bundan yapılmış diyor. Gerçekten öyle. Mesela böyle bunu Moğolistan'da da görüyorsunuz. Mesela bazı zamanlarda gümüş para çok daha kıymetli olabiliyor altından. Niye? Cengiz zamanında öyle bir şey yapmışlar ki öyle bir ganimet geliyor ki sağdan soldan altın zibil gibi işte altından yapılmış eşyalar bozuluyor, işte eritiliyor, yeniden altın yapılıyor ve gümüş para orada daha kıymetli olabiliyor. Bu bakımdan Kırgız meslektaşlarımın dediği bizim aklımda şey. Şimdi bu birdeki somut örneğe neden anlatayım şimdi? Gerçekten Türk dünyasında bu bakımda hani keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Eğer Kutlu Kağan'ı yani İlteriş Kağan'ın da bir yazıtı varsa onların meşhur bir kapkanı var. Yani bunlar kendileri için bir yazıt diktirdiyse mutlaka o kapkan Kağan da kendisi için bir yazıt diktirmiş olmalı. Çünkü Göktürklerin en zirvesi o adam. Göktürkleri zirveye çıkarmış bir adam. Ve bu tür şeylere de bu adam hani yapabilecek potansiyeli var mı? Var. Ve biz bugün konuştuklarımızı belki bir dahaki yıl farklı şekilde konuşmak zorunda kalabileceğiz bu yapılan çalışmalardan dolayı. Bu bir de başka bir şey daha gösteriyor bu çalışmaların çoğalması. Mesela Rusya Bilimler Akademisi kendine bağlı olan, şu anda Rusya'ya dahil olan yerlerde arkeoloji çalışmaları yapıyor. Onlar bu konularda iyiler. Ekipler de var ama belli bölgelere yoğunlaşmışlar. Mesela ben Dağıstan'dan size bir örnek vereyim. Bugün dünyada, Türk dünyasında bugün İskitlerin ya da Sakaların Türk olduğu genel olarak kabul görmeye başladı. Ama dünyada, dünya buna mesafedir hala. İskitler Hint-Avrupa'yı bir topluluk derler veya İrani bir topluluktur derler. Onların Türk olduğunu çok fazla kabul etmek istemezler. Ancak işte arkeoloji öyle bir şey ki, mesela Magemotov diye çok meşhur bir Dağıstanlı arkeolog. Bu adam Hazar şehirlerini kazıyor. Kendisi Dağıstanlı. Dağıstan'daki Hazar şehirlerini kazıyor. Ve Hazar'la ilgili şeyi buldu. Şehirleri ortaya çıkardı. Bir alt katmanda Göktürk dönemiyle ilgili şeyleri buldu. Bir alt katmanda Hun dönemiyle ilgili şeyleri buldu. Dağıstan'dan örnek veriyorum size. Dağıstan şehrinden örnek. Derbent'ten örnek veriyorum bunlara. Bir alta daha indiklerinde İskitlerle ilgili malzemeler buldu. Ve bunların şimdi hepsi aynı müzede sergileniyor. Dağıstan Arkeoloji Müzesi'ne sergileniyor. Altındaki yazıları kapatın. Bunlardan hangisi İskit, hangisi Hun gösterin bakayım dersin. Gösteremezsiniz. Ayırt edemezsiniz çünkü. O kadar büyük bir kültür benzerliği var.
yine bu Sovyet ekolünün yetişmiş tarihçilerin yaptığı çalışmalarda her taraftan taş babalar çıkıyor. Taş babalar, balballar. Ve hani mesela şey için söyleyeyim ben, Ukrayna'da gördük, Ukrayna Müzesi'nde bu taş babaları gördük biz, taş heykelleri gördük. Bunu bir şey olarak algılamıyorlar, işte Ukrayna'daki taş heykeller diyorlar, Kıpçaklar döneminden kalma, Altınoluk döneminden kalma. Bunlar diyor bizim ülkemizdeki tarihi zenginlikler diyor vesaire. Bu niye önemli? Şimdi bazen şey üzerinden gidemiyorsunuz siz. Siyasi tarihte sizin gittiğiniz yerler gözükmeyebiliyor. Tarihçiler onu kaydetmeyebiliyor. Ama bir şey çıktığı zaman, bir taş heykel çıktığı zaman, balbal çıktığı zaman, taş baba çıktığı zaman içinin rengi değişmeye başlıyor. Tarihçilerin kaydetmediği bir zamanlarda, sizi görmediği bir zamanlarda siz orada bir iz bırakmışsınız. Yakın bölgemizden örnek veriyorum. Ordu'da yol açma çalışmaları sırasında kepçeye bir şeyler takılıyor, hemen şey durduruluyor. Bugün Ordu Müzesi'ne sergilenen bir balbal var. Türkiye'de ele geçirilen en sağlam balbalı, en bozulmamış balbalı. Bu taş heykel. Ordu Müzesi'nde sergileniyor. Bu bizim o kitapları yazdığımız zamanlarda, Doğu Karadeniz Türkleri kitabımızı yazdığımız zamanlarda bu tür arkeolojik çalışmalar yapılmamıştı burada. Ve biz orada Yunan kaynaklarından faydalanarak, Ermeni kaynaklarından faydalanarak işte M.Ö. 7. yüzyılda buralarda İskitlerin olduğunu yazmıştık. Ama işte özellikle belli çevreler, buralarla ilgili başka hayaller olan belli çevreler işte bizi bilmem necilik yapmakla suçlamıştı, hayalcilikle suçlamıştı. E şimdi bu taş baba çıkınca, oradaki bal bal çıkınca bu tartışmalar sona erdi. Çünkü dünyada o bal balı oraya dikebilecek, oraya koyabilecek ikinci bir topluluk daha yok. Yok. Sadece Türkler yapıyor çünkü. Allah rahmet etsin. Serbest Somuncuoğlu diye bir belgeselcimiz vardı, bir büyüğümüz vardı. Taştaki Türkler diye bir kitap yazdı. Bu belgesel çekim için gittiği yerlerde hep o örnekleri topladı. Ve Moğolistan'dan Macaristan'a kadar dünyanın her yerinde Türklerin bıraktığı bu taşlardaki izleri çağırdı. Ona bakarsanız, mesela Macaristan'da Sekellerden kalma bir taş koymuştu oraya. Bunun Sekellerin kim olduğunu da aramızda çok az insan bilir. Anlatabiliyor muyum? Sekellerle ilgili Avrupa kaynaklarında çok az şeyler yazar. Sekeller hala burada biz Türk'üz diye Macaristan'da bir grup. Onlardan kalma taşları koymuş oraya vesaire. Ve yine mesela hani Anadolu'daki Türk varlığıyla ilgili olarak çeşitli şeyler var bu zamana kadar. İşte Alparslan Ceylan Hoca'nın işte Yeni Türk Tarih Kurumu'ndan çıkardı. Özellikle Doğu Anadolu'da eski Türk izleriyle ilgili Kars'ta, Van'da, Ardahan'da, Iğdır'da kaya resimleri falan var. Fakat bunlar tarihlenemiyor. Yine ilgililerin yakından bileceği gibi mesela işte efendim bizim Sümerler meselesi var. Sümerlerin Türklüğü meselesi var. Sümerlerle birlikte Anadolu'daki Türk varlığını başlatanlar falan vardı. Yine Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde favori bir görüş vardı. Onu da Avrupa'dan gelenler çağırmışlardı. Hititler Türk olabilir diye. Bizimkiler de Atatürk de buna itibar etmişti. Gidin bunu araştırın filan diye. Fakat onun yurt dışına gönderdikleri ya bunlar Türk değil. Bunlar Hint Avrupa'yı bir toplu gittince o vazgeçmişti ama Cumhuriyet'in bir döneminde Hititler Türk'tür tezinden hareketle işte Ankara'da hala bunu gördüğünüz o eti sembolleri filan yapılmıştı. Bu mesele tartışılıp duruyordu. Ta ki ne zamana kadar? 2016 yılında Hakkari'de 100. Yıl Üniversitesi'nde Veli Sevim Başkanlığı'nda bir heyet Orta Çağ'da Hakkari Kalesi'yle ilgili bir kazı yapıyor. O kazıyı yaparken kalenin girişinde 8 tane taş buluyor. Taş heykel buluyor. Ve bunları işte kitap olarak da yayınlandı. Yapı Kredi'den çıktı birisi. Bir cildi de Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. Hakkari taşları diye. Bu taşlar günümüzden 2900 yıl öncesine ait çıktı. Üzerinde yapılan şeyler, çalışmalar. Biraz daha geriye de götürülebiliyordu. Ortalaması böyle bir şey çıktı. E şimdi hani o
ya bu kaya resimlerini tarihlendiremiyoruz. Bundan yola çıkamayız. İşte efendim ne bileyim işte Sümerler işte bunu çok fazla kabul edemeyiz falan diyenler de işin artık elimizde somut bir şey var bizim. Milattan 3. binlere ait bir şey var. Yani taş heykeller var orada. Ve Anadolu'daki tartışmaları da sunalım. Arkeoloji bu kadar kıymetli bir şey bizim için. Ve bugün yavaş yavaş dünyada ya bu Türkler aslında o kadar da yıllardır tekrarlandığı gibi barbar bir topluluk değillermiş. Kendilerine has diye özellikle istiyorum. Hani biraz dedim ki bizim de kendimize has bir şeyimiz var diye. Kendilerine has bir modelle uygarlık tarihine onlar da katkıda bulunmuşlar. Demiri ilk kullanan topluluk olmuşlar, hayvanları evleştiren topluluk olmuşlar vesaire. Mesela demir niye bu kadar önemli? Karşınızda ucu sivrilmiş kayalarla veya odunlarla size karşı savaş aleti yapanlarla siz demirden yaptığınız kılıçlarla savaşıyorsunuz. Veya insanlar pişmiş kaptan şeylerle yemek yerken siz metalden şeylerle yemek yiyorsunuz. Metal kaşık kullanıyorsunuz, kılıç kullanıyorsunuz vesaire. Atı evleştirdiğiniz ne oldu? Dünyada böyle çok hızlı bir şekilde her yere, her istediğiniz yere gidebildiniz. Başka ne yaptınız? Köleniz yok sizin, köleniz. Eski Türk toplumunda köle yok. Dünyanın her tarafında kölecilik var, sizde yok. Niye? İhtiyaç gücünüz, iş gücünüz siz atlardan sağladınız, onu yaptınız. Yani başka bir insan topluluğunu şey yapma, bunu çoğaltabilirsin. Artık yavaş yavaş yeni yazılan kültür tarihi kitapları. Kendileri köle oldular yalnız. Yani o başka bir şey de ama en azından eski çağ toplumunda Türklere de kölecilik görülmüyor. Niye? İşte ihtiyaç yüzünden iş gücünü başkalarına sağlıyor vesaire. Peki böyle bir iz bırakmış bir millet bugün ne yapabilir? Bugün bir şey yapabilir için önce geçmişte neler yaptığının farkında olması lazım. Geçmişte neler yapabildiğinin farkında olması lazım. Bu bir muhit meselesi, bu bir çevre meselesi. Hani bize anlatırız ya, biz dünyaya mesela Anadolu'dan 3 tane, 4 tane çok önemli adam çıkardı. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran. Bir bakın hepsi aynı muhitin, aynı zamanın adamları. Ondan 200 yıl sonra siz böyle insanlar çıkarabildiniz mi? Böyle bir çevreniz oldu mu? Böyle bir muhitiniz oldu mu? Veya işte haklı olarak bugün Özbekler sahipleniyorlar. Biz Türk aydınlanmasının merkezi diyorlar. Doğru, Buhara, Semerkant, oradaki eğitim kurumları. Doğru. Timur zamanındaki aydınlanma bayağı bir yayıldı dünyaya ve biz onu övünüyoruz gerçekten. Onu böyle övünüyoruz. Oradaki astronomiyle, matematikle vesaire. Hala bugün şunu da övünüyoruz. İşte Register Meydanı var. Bugün Semerkant yazdığınızda hemen o meydan çıkar şey olarak. Dünyada bir meydana kapısı açılan 3 medrese yalnızca, 3 tane üniversite yalnızca bizde var. Bunu övünüyoruz. Ama o da bir muhit meselesi. O da bir çevre meselesiydi. O zaman gitti. Yani biz 100 yıl sonra aynı şeyi yapamadık. İşte efendim İstanbul'da Fatih'in kurduğu medreseler tamam büyüktü, şuydu. Ama Yavuz'dan sonraki medreselerdeki veya eğitim hayatımızdaki kırılmalara bakıp ondan sonraki şeye bakın. Bir daha böyle bir muhit oluşturabileceğiz. Temel problemimiz bu. Hani bu insan topluluğu, geçmişte bu kadar izler bırakmış insan topluluğu. Bundan sonrası için böyle bir iz bırakabilecek bir fikri şeye hazır mı? Şu anda hazır mıyız buna Türkiye'den sonra? Bununla ilgili umut verici gelişmeler var. Mesela ne var? Gün geçtikçe kültürde birliği, rahmetli Gaspıral'ın dediği kültürde birliği sağlamak için çok hızlı bir şekilde her tarafta hummalı bir çalışma var. İşte Özbek alfabesini veya Kazak alfabesini nasıl şeye monte edip ortak bir alfabe geliştirebilir? Mesela Kazakistan Latin alfabesine geçme kararı almıştı fakat oradaki şu darbeden sonra maalesef onu geri almak zorunda kaldılar. En azından bir süre dondurmak zorunda kaldılar. Vesaire. Kırgızistan geçmek istiyor. Teknik problemleri var. Çünkü hani Kazakistan'ın maddi şeyi de vardı onunla ilgili olarak. Gücü de vardı. Çünkü siz bilgisayar klavyesini açtığında yol levhalarına kadar, okullarda okuyacağınız dev kitaplarını bilmem neye kadar çok köklü bir reform yapacaksınız. Kazakistan bunu hazırladı ama şimdilik dondurdular. Ama buna rağmen umut verici gelişmeler oluyor. Habire dikkat edin. Türk Akademisi'nin sayfalarını ve Türk Devlet Teşkilatı'nın bununla ilgili şeylerini takip edin. Umut verici gelişmeler var. Asıl umut verici gelişmeler hani 3 yıl önce bunları konuşsaydık ya işte çok daha kısık sesle söyleyecektik ama bugün gerçekten güç kazanan kültürel işbirliğini
ekonomik işbirliğine, siyasi demiyorum, ekonomik işbirliğine dökmeye çalışan bir Türk Devletleri Teşkilatı var. Artık mesela Kazakistan'ın ya da Türkmenistan'ın doğalgazı Azerbaycan üzerinden dünyaya pazarlanabilecek ekonomik altyapıya ulaştı. Yani Türkmenler Rusya üzerinden dünyaya 1 liraya örnek veriyorum pazarlayabilecekleri doğalgazını şimdi Azerbaycan üzerinden 5 liraya pazarlayabilecekler, daha da büyüyebilecekler. Anlatabiliyor muyum? Kırgızistan'la Özbekistan arasındaki, Kazakistan'la Özbekistan arasındaki sınır problemleri yıllardır devam eden halledildi. Ticaret artmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? İlişkiler artmaya başladı. Bu bizim için umut verici şeyler bunlar. Dil bir zaten. Şimdi alfabe birleştiği zaman bu daha da şey olacak. Daha da artacak bu ilişkiler. Yani işte hocamlar 15. yüzyılda Özbekistan'da yazılan bir kitabı okuyabiliyorlardı. Çünkü ikimiz de aynı alfabeyi kullanıyorduk o zaman da. İşte Çağatayca bir metni biz bu tarafta okuyabiliyorduk. Biraz da Çağatayca şey yapıyorduk, okuyabiliyorduk. Ama şimdi biz Allah nasip ederse yakın bir zamanda yine Özbekistan'da yazılan bir kitabı Türkiye'deki bir delikanlı da okuyup, bir genç de okuyup anlayabilecek duruma geleceğiz. Öyle bir şey var. Ummalı bir çalışma var. Bu entegrasyonu bir an önce sağlayabilmek için. Yani rahmetli Gazprom'un dilde, fikirde, işte kısmı da ekonomik bakımdan sağlanmaya başladı. Bu bir şeye dönüşür mü? Hani bir siyasi yakınlaşmaya dönüşür mü? Yani siyasi yakınlaşmaya dönüşmesi biraz konjonktüre bağlı şeyler. Yani burada tabii siz bir tarafta Çin var, bir tarafta Rusya var, bir tarafta hala bugün Avrasya'ya hakim olan, dünyaya hakim olacak diye düşünen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, Amerika Birleşik Devletleri var. Siz bu arada kendinize yönelik bir model çıkarabilir misiniz? En azından şu anda kültürel olarak, en azından şu anda ekonomik olarak iyi işler yapılıyor. İyi bir gidişat var. İnşallah bu gidişat böyle devam ederse, yani bundan 20 yıl sonra bizim arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız şu kürsüde daha farklı şeyler konuşabilir diye düşünüyorum. Bu düşünceleri de konuşmamı bitiriyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Dolayısıyla dilde, fikirde, işte birliğe devam ediyoruz. Tam zamanı. Tam zaman. Bir saat burada olduğumuz. Çağatay'daki bir saatten sonra da insanlar sıkılıyor. Rahatsız etme insanları abi. Bir saatlik tercih. Yok. Bir saatten sonra şimdi sorularımız var. Şimdi birçok soru gelecekse de. Bu daha da uzatacak. Dolayısıyla biz sohbetimizi böyle devam ettireceğiz abi. Soru değil de sohbete devam edelim. Tabii. Sınav havasına sokmayın beni. Öyle şey. Yok estağfurullah. Ama önce bir anmalıklarımızı sana takdim edelim. Evet. Git abi. Ondan sonra da sohbete devam edelim. Ritüelimizdi. Bardağımız. Evet. Bardağımız. Ve biz buna bu sefer Serkan Hoca'yla birlikte bir de kitap ekledik. Emre sevinir bu kitaba. Geçen sefer geldiğini de alamamıştık. Evet. Bunu Serkan Hoca'yla rica edeceğiz. Serkan Hoca'yla rica edelim. Buyurun. Cemil Hanım için. Evet. Bu da Emre Bey için. Bu mu? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Bunu biz sana veriyoruz. Artık sen Cemre mi Emre mi? Emre burada. Emre burada. Gelmiş. Yüksel Ey Türk. Senin için yükselmenin sınırı yoktur. Bunu da ezberledik arkadaşlar. Bizim yetiştirdiğimiz değerlerde en son olarak Atatürk'ü göstermiş. Evet. Evet. Türk tarihinde. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi evet. Resmi kısmımızı tamamladık. Sohbetimize